Kopenhag, Danimarka'nın başkenti ve burası da Danimarka'nın en göz alıcı yeri. Nyhavn turistik kanal bölgesi. Rengarenk evlerle son derece güzel bir görüntü sunar. Nehir kenarı boyunca tarihi tekneler bambaşka bir görsel ziyafet çekmenize yol açar. Burası 10. yüzyılda bir Viking balıkçı köyüymüş. Derken 15. yüzyılın başlarında Danimarka'nın başkenti olmuş. 17. yüzyıldan itibaren de devlet kurumları, savunmaları ve silahlı kuvvetler bu şehre taşınmaya başlamış ve Kopenhag bölgesel gücünü arttırmış. Bu kanal üzerinde çok sayıda köprü var. İki tarafı birbirine bağlıyor. Ve ayrıca buradan kanal turu da yapabilirsiniz teknelerle. Benim zamanım olmamıştı maalesef. Ama yani buraya kadar gelip o turu yapmadan gitmek bence sakın siz ihmal etmeyin. Çünkü benim bir tam günüm vardı ve aylardan Aralık ayı, hava neredeyse saat 16'ya doğru kuzey ülkesi olduğu için kararıyor ve çok fazla zaman olmadı bu tür geziler için. En az 3-4 gün lazım. Bir sürü kale, saray var görülmeye değer. Tivoli bahçesi var ama tabii ki bunlar için de zaman gerekiyor. Burası eskiden çok mezbelelik bir yermiş. Kötü şöhretliymiş. Tabii liman olduğu için hep denizciler falan gelirmiş. Derken 1960'lı yıllarda bir dönüşüm ile bölgeye modern bir görünüm kazandırma çalışmaları başlamış ve yıllar içerisinde burası bu hali almış, bu görünümü almış. Eskiden kötü şöhretli bir yermiş. Andersen de bu evlerden birinde oturmuş. Bu arada fonda duyduğunuz müziğin bestesi bana ait. O bölgenin gece görünümü de bu şekilde. Şimdi çok ilginç bir yere gidiyoruz. Christiana Mahallesi. Bu özgür şehir Christiana diye de geçer. 1971 yılında bir grup anarşist ve hippinin Christianhavn bölgesinde bulunan eskiden askeri üs olarak kullanılan bu yerleşkeyi işgal etmesiyle kurulmuş. Özel bir yer. Hatta kendi parası falan varmış. Esrar serbest. Bazı yerlerde fotoğraf çekmek dahi yasak. Değişik bir yerdi yani, gitmişken orayı mutlaka görün derim. Burası da Kraliyet Sarayı. Amalienborg Sarayı diye geçiyor. Aslında bütün görülecek yerler kabaca bir 5-6 kilometrelik bir yarı çapında bir daire içerisinde yer alıyor. Şimdi buradan biz yürüyerek Deniz Kızı heykelinin olduğu yere doğru gidiyoruz. Evet, işte Deniz Kızı. Burası da şehrin sembollerinden birisi. Bu Deniz Kızı Danimarkalı
masal yazarı olan Andersen'in yarattığı bir karakter. Burası da bir kale. Hemen deniz kenarında. Turizme açılmış, böyle içerisinde dolaşabiliyorsunuz. Ve meydanı Kopenhag. Caddelerinin gece görünümü, her türlü markayı burada bulabilirsiniz. Alışveriş yapmayı sevenlere duyurulur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler dilerim. Hoşça kalın.